Hikmet. Suyu koyuyorum, makarna yaşlarsın. Tamam. Sen niye formalde oturuyorsun ya? Ne bileyim. Git üstünü değiştir. Ay ne oluyor be? Ay Basri, Allah belanı versin senin ya. Fiko! Abla! Abla! Ya abla! Fiko! Ay Basri, Allah belanı versin senin ya. Git odayı kapat. Şerefsiz ya. Fiko! 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 Ablacığım! Ablacığım dur. Abla! Kiraz! Kiraz! Vanayı kapat! Ben bilmiyorum ki vana nerede. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Bu niye çıplak? Üstünü işidi diğer kıyafetleri de makinede, o yüzden öyle bıraktım. Pardon, özür dilerim. Hareket etme. Buyurun. Acı abi. Bu kim ya? Hanımefendi buyurun, kime baktınız? Tamam, bir şey yapmadım. Ablacığım. Ablacığım. Abla. İsmet Zımbu'ya koştuşuk. Ablacığım dur, gidiyoruz hemen. Hanımefendi, niye girdiniz içeri ya? Çıkın, kimsiniz siz? Bırakın. Lütfen bırakın. Ay ne işiniz var evde ya? Çıkın dışarı. Kimsiniz siz? Ben çocuk esirgemeden geliyorum. Hakkınızda 6 çocuğun başlarında ebeveyn olmadan denetimsiz yaşadığına dair şikayet var. Çek bize. Git şu vanayı kapa hadi. Ablacığım dur. Dur. Biraz acıyacak, kalkman lazım. Anne babanız nerede? Dur. Size ne? Siz bizi sorguya çekmeye mi geldiniz? Bize gelen ihbarda anne babanızın bu evde yaşamadığı söyleniyor. İhbar diyor hala ya. Hanımefendi biri size şaka yapmış belli ki. Siz de inanıp gelmişsiniz, olan bu. Ya bizim annemiz de babamız da burada yaşıyor. Biri işletmiş sizi. Evet. Annemiz şehir dışında çalışıyor. Hatta daha yeni geldi, mahalleliye sorun isterseniz. Babam da kahvede çalışıyor. Doğru vallahi. Bütün gün kahvede adamcağız. Kahve. Ablacığım al İsmet'e, oturun hadi. Tamam peki. Babanızı çağırır mısınız, bir gelsin. Görüşmem gerekiyor. Tabii, arayayım ama. Hemen arıyorum. Tufan abi, babam orada mı? Ha, tamam. Tamam, görüşürüz. Babam işten erken çıkmış da. Şeydedir, Şeyma teyzededir. Ha. Bir saniye. Şeyma teyze, babam orada mı? Ha. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Ben şimdi ulaşamıyorum babama. Ama zaten 1-2 saate gelir o da. Bakın, ihbarda anne ve babanızın bu evde yaşamadığı söylendi. Zaten gördüğüm kadarıyla da şu an evde değiller. Eğer ihbar doğruysa benim şimdi rapor tutup bu çocukları çocuk hizmetleri yurduna almam için işlem başlatmam gerekiyor. Hanımefendi ne yurdu ya? Ne yurdundan bahsediyorsunuz? Annemiz babamız başımızda diyorum. Hem ben nişanlıyım, evleniyorum. Biz zaten nişanlımla daha büyük bir eve taşınacağız. Bütün çocuklar da bizde kalacak. Yani Hikmet, git Barış'ı çağır. Nişanlım geliyor şimdi, ne kadar büyük bir hata yaptığınızı anlayacaksınız.
Barış. Barış. Ya Barış. Nerede bu ya? Cemil abi. Ne haber Hikmet? Ne oldu, Barış'a mı baktın? He abi, Barış'a baktım da yok evde. Yok mu? Abi benim gitmem lazım. Sabahtan beri saçma sapan şeyler geldi başımıza. Ne oldu oğlum? Ya abi, çocuk esirgeme kurumundan geldiler. Devletten. Annemiz babamız yok diye başımızda alacaklarmış bizi. Bir şeyler konuşuyorlar. Bir tane kadın geldi. Ne diyorsun oğlum? Evet, ablam falan da çok gergin. Abla, ben boşaltırım. Ablacığım, saçma mı otursam ben hallederim. Çok gençsin. Bu kadar çocuğun sorumluluğu senin için de çok büyük bir yük. Yük mü? Hanımefendi, kardeşlerim bunlar benim. Ne yükü? Hah, geldin mi? Aa, Cemil, ne işin var senin burada? Sokakta karşılaştık da ben durumu anlatınca gelmek istedim. Barış nerede? Evde yok, bilmiyorum. Ne oluyor Filiz? Hanımefendiye bir ihbar gitmiş de annemiz babamız başımıza yokmuş güya. Hanımefendi, sizinle iki dakika dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Efendi, tabii siz de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz, anlıyorum ama ortada büyük bir yanlış anlaşılma var, o yüzden konuşmak istedim. Ben bu aileyi çok eski tanırım. Bunlar bizim çok eskiden beri komşumuz. Hem anneleri hem babaları yanlarındadır. Ben şahidim. İyi de ben daha aileyle tanışamadım ki. Doğru söylediğinizi nereden bileceğim? Anne şehir dışında, baba ortada yok. Hanımefendi, şimdilik ulaşamadım babama ben. Burada yoksa o. Bakın hanımefendi. Bu aile yoksul bir ailedir ama birbirlerine çok bağlıdırlar. Hem Filiz çok iyi bakar kardeşlerine, hem anne babaları. Ben bizzat kefilim diyorum yani, o yüzden. Sizin kurumu kim aradıysa boşuna meşgul etmiş. Evet. Aslında bu tip aramalar çok oluyor. Boşu boşuna oyalıyorlar kurumu. Bilmez miyim canım? Bize de günde kaç defa asılsız ihbar geliyor bir bilseniz. Peki. Madem memur bey kefil, ben şimdi gidiyorum. Görüşümü kurumla paylaştıktan sonra pazartesi günü gerekli izinleri alıp yetkililerle birlikte tekrar denetime geleceğim. Anne ve babaları başlarında mı görelim? Tamam hanımefendi, siz bilirsiniz. Pazartesi günü görüşürüz o zaman. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi misin? Ay, iyi değilim Cemil ya. Of, bir bu eksikti. Biri sizi ihbar etmiş, öyle mi? Of. Ya ben annemi nereden bulacağım şimdi? Babam sarhoş sarhoş gelecek. Bu kadın babamı görürse benim mahvoluruz. Şş, tamam ya, sakin ol. Bir yolunu buluruz, merak etme. Ben bir çaresine bakarım. Çok sağ ol Cemil ya, yardımcı olduğun için. Rica ederim, ne demek? Ben ne yaptım ki? Neyse, benim devreye dönmem lazım. Bir şey olursa haber ver, olur mu mutlaka? Sağ ol. Gitti mi? Barış, neredesin ya? Gitti de gelecek. Niye? İşte annemiz babamız başımıza mı görmeye? Al, şimdi bok yedik. Şşt! Ne biçim konuşuyorsun? Abla doğru söylüyor çocuk. Ya hadi babam neyse de biz annemi nereden bulacağız ya? İşte ne bileyim. Annemiz başımızdaymış gibi yapacağız. Şehir dışında dediğimiz iyi oldu ama. Ama babamı bulmamız lazım. Abla, o kadın bizi alamaz değil mi? Ya ne alması ya? Ben başınızdayım. Bir dur.
Hikmet rahmeti buldu. Babamı arayın bakalım nerede. Ha bir de Tülay'ı çağır da Fikret'e bir baksın. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.